Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, bu hafta Migros'ta orkidelerde büyük indirim var. Bakın bu hafta gelmiş yeni. Fiyatı 59,90. Çeşitleri bu şekilde. Farklı farklı renklerde orkide bulmak mümkün. Gerçekten gayet de sağlıklı gözüküyorlar. 60 liraya bayağı uygun orkidelerin fiyatları. Evet, bakın. Bu şekilde satışa sunulmuş bu hafta. Evet, bu bölgede fiyat 59,90. Başka bölgelerde değişir mi bilemem. Bakın çiçeklerin büyüklüğüne bakar mısınız? Gerçekten çok güzel orkideler gelmiş. Evet, gördüğünüz gibi telgraf çiçeğimle sizlerle beraberiz tekrar. Böyle küçük küçük çiçekler açtı. Bu çiçekleri budamak istiyorum. Telgraf çiçeği budadıkça daha gür bir şekil alacak. Hem de daha iyi bir form alması için telgraf çiçeğimi budamak istiyorum. Küçük küçük zarif çiçekleri var. Mor telgraf da aynı saksıda. Bakın. Bu şekildeler hepsi. Bunları ben makasla budayacağım ama yeşil olan telgraf çiçeğini budayacağım. Bakın bu da yeşil çizgili telgraf çiçeği. Ben 3 çeşit telgraf çiçeğini bir saksıya ekmiştim ama yeşil olan telgraf çiçeği daha baskın çıktı. Bildiğiniz gibi telgraf çiçeği çeşitleri çok fazla bakım istemeyen türlerdir. Kolaylıkla bulunduğu ortama adapte olabilirler. Özellikle yeşil olan oldukça zahmetsiz. Bakın böyle zarif zarif çiçekleri açtı artık. Genelde yaz aylarına doğru böyle çiçeklenir. Biz bunu şimdi budayacağız. Budadıktan sonra daha kolay form alabilmesi için, daha da gür olması için çiçekli olan bölümleri, yani tepelerini budamamız gerekiyor. Ben de tek elimde olduğu için biraz zorlanacağım ama bu şekilde budamaya devam edeceğim. Bunları çıkan parçaları tabii çoğaltabilirsiniz de ama tavsiyem farklı, daha genç dallarını kopartarak direkt toprağa dikerek çoğaltabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Bunu direkt toprağa dikerseniz hemen köklenecektir. Evet, 3 tanesi aynı saksıda dedim. Bakın mor telgraf çiçeği güneş ihtiyacı farklı. Daha çok güneşe ihtiyacı var. Güneş gördüğü zaman çiçeklenmeye başlıyor mor telgraf. Yeşil olan ise çok fazla güneş ışığına ihtiyaç duymuyor. Evet, bunları böyle küçük küçük budadıktan sonra daha güzel form alabilmesi için yarı gölgeli bir yere konumlandırabilirsiniz. Evet, bakın küçük küçük çiçekleri zaten bir gün açık kalıyor, sonra kuruyor ve dökülüyor. Hem dökülmemesi hem de bu şekilde daha gür olması için bitkimizi budamamız daha iyi olacak. Bakın bu şekilde uçlarından güzel sürgünler verecek. Bitkimiz daha yeşil olacak, daha gür olacak. Daha güzel bir form alacak. Bakın yeşil yeşil küçük küçük sürgünler verdi bitki.
Bu şekilde daha güzel form alması için, daha yeşil olması için siz de tavsiyem bitkinizi bu şekilde budayabilirsiniz. Evet, işlemimiz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımızı takipte kalın. Çok teşekkürler.